Şimdi Rize'ye götüreceğiz sizleri. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize'de kentsel dönüşüm alanı açılış programına katılıyor ve orada bir konuşma yapıyor. Saygıdeğer hemşehrilerim, kıymetli hanımefendiler, sevgili gençler, ana ocağım, baba yurdum, ata toprağım, Rize'nin güzel insanları, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Yaklaşık 6 aylık bir aranın ardından bugün bir kez daha sizlerle olmanın, sizlerle gönüllerimizi kucaklaştırmanın memnuniyeti içindeyim. Rize'nin baharı ayrı bir güzel, sonbaharı ayrı bir güzel. En güzeli de Rizeli uşakların her an, her yerde hissettiğimiz vefası, Kadir Şinaslı, aşkı, sevdasıdır. Bize böyle güzel bir memleket, böyle güzel hemşehriler, böyle güzel dostlar nasip eden Rabbime hamd ediyoruz. Ömrünü davasına, ülkesine, milletine ve elbette hemşehrilerine hizmet yoluna adamış bir kardeşinizim. 20'li yaşlarımda milletime siyaset yoluyla hizmet etmek için gençlik kollarında görev üstlendim. 30 yaşımda Beyoğlu ilçe başkanı ve belediye başkanı olarak İstanbul'un doğup büyüdüğüm yerinde hizmete talip oldum. 40 yaşında Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek İstanbul'un mahcup talihini yenecek eser ve hizmetleri şehrimize kazandırma fırsatı buldum. Çöp, çukur, çamur içerisindeki İstanbul'umuzu çöpten, çukurdan, çamurdan kurtararak hamdolsun bugünkü İstanbul'un temellerini attık. 50 yaşımda başbakan olarak ülkeme hizmet ediyordum. 60 yaşında milletimin takdiriyle seçimle göreve gelen ilk cumhurbaşkanı olma şerefine eriştim. Şu anda 70 yaşıma merdiven dayadığım bugün, mayasını Rize'den aldığım deruni bir aşkla, şevkle, azimle, tecrübeyle ülkeme ve milletime hizmet mücadelemi sürdürüyorum. Neredeyse yarım asrı bulan yolculuğumun her safhasında Allah'tan başka güvenecek dal, milletimden başka yaslanacak gövde aramadım. Hamdolsun girdiğim her mücadelede Rabbimin yardımını da milletimin desteğini de yanımda buldum. Bu sayede yolumu kesmek için kurulan her tuzağın bozulduğunu, her engelin kalktığını, her zorluğun kolaylığa dönüştüğünü gördüm. Elde ettiğimiz her başarının gerisinde milletimin hayır duasının olduğunu bilerek bir sonraki safhaya geçtik. Rize'de başlayıp İstanbul'da dal budak salan, ardından Türkiye'nin 81 vilayetine uzanan, oradan Balkanlardan Kafkaslara, dost ve kardeş coğrafyalara yayılan, nihayetinde tüm dünyayı kucaklayan bir serencamın hikayesini hep beraber yazdık. Şu anda hamdolsun karşımda aldığım rakama göre 40 bin kişi var. Ve şu anda halkımla beraber, hemşerilerimle beraber ve bu kentsel dönüşümü yaptığımız
şu Rize merkezdeki bu güzellik ayrı bir gurur veriyor bana. Dün neydi buralar? Bugün ne oldu? Şimdi buralar inşallah dükkanlar, mağazalar çalışmaya başladığında, tüm ofisler çalışmaya başladığında, herkes konutlarına yerleştiğinde buraların ne anlama geleceğini, ne kadar güzel olacağını herhalde takdir ediyorsunuz. AK Parti kuruluşunun üzerinden daha 15 ay geçmeden iktidara getiren milletimize bir söz vermiştik. Demiştik ki artık bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Aradan geçen 21 yılın ardından dönüp baktığımızda, evet, artık bu ülkede hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını görmenin kıvancı içindeyiz. Şimdi soruyorum sizlere. 5 sene önce, 10 sene önce buralar neydi? Neydi buralar? Şu anda ne olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Artık bu ülkede darbecilerin borusu ötmüyor. Artık bu ülkede cuntacıların sesi çıkmıyor. Artık bu ülkede vesayetçilerin tekeri dönmüyor. Artık bu ülkede kimse öz yurdunda garip muamelesi görmüyor. Artık bu ülkede doğmamış çocuğundan piri fani mertebesindeki yaşlısına kadar hiç kimse ne olacak halim endişesi taşımıyor. Artık bu ülkede kendini kimsesiz hisseden herkesin yanında olduğunu bildiği bir devleti, bir hükümeti var. Artık bu ülkede çalışmak, üretmek, kendini geliştirmek isteyen herkesin yolu açık. Çünkü artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti tek parti faşistlerinin kendilerini imtiyazlı gören bir avuç siyasi ve ekonomik seçkinin değil, bizatihi milletin devletidir. Kardeşlerim, biz tüm bu gelişmeleri cumhuriyeti cumhurla, devleti milletle, ülkenin imkanlarını halkla buluşturarak sağladık. Rize'den Düzce'ye, Hatay'dan Balıkesir'e uzanan tüm sahillerimiz, bir tarafına denizi, bir tarafına Anadolu'yu alan her vatandaşımız bu hissiyatla güne başlıyor. Ağrı Dağı'nın haşmetli gölgesinden İç Anadolu'nun bozkırlarına, Ege'nin bereketli ovalarından Güneydoğu Anadolu'nun kadim topraklarına kadar her yerde insanımız aynı duyguyla hayatına sarılıyor. Tek başına bu başarının gururu bile bize yeter. Şimdi Türkiye yüzyılı vizyonuyla çıtayı en tepeye çıkartıyoruz. Geçtiğimiz 21 yılda ülkemizde hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarının her biri işte bugünler içindi. Asırlar sonra milletimiz yeniden dünyada hak ettiği yeri alabileceğini hissediyor, görüyor, biliyor. Bu bakımdan eskisinden daha çok çalışmamız, daha çok üretmemiz, daha çok mücadele etmemiz gereken bir döneme giriyoruz. İşte ülkemizin içinde bulunduğu çevre başta olmak üzere dünyada yaşananları, olup bitenleri görüyorsunuz. Adeta bir ateş çemberinin ortasındayız. Hamdolsun bu ateşin ülkemize zarar vermesini önleyecek güce de, imkana da, dirayete de,
tecrübeye de sahibiz. Karadeniz'e barış gelecekse emin olun bizimle gelecek. Suriye ve Irak sınırlarımızın bu ülkelerdeki kardeşlerimizin istikrarıyla güvende kalmasını biz sağlayacağız. Balkanlarda, Kafkaslarda huzur ve güvenin kalıcı şekilde tesisini biz temin edeceğiz. Kuzey Afrika'dan Güney Asya'ya, dostlarımızın ve kardeşlerimizin yaşadığı her yerde, kalplerin ve gözlerin aradığı o beklenen biz olacağız. Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtarılması, Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde işlenen katliamların durdurulması da bizim boynumuzun borcudur. Filistin topraklarının dört bir yanında çocukları, anneleri, masumları öldüren katillerin, mazlumların malını çalan hırsızların yakasından yapışmak bizim insani vazifemizdir. Bu ahlaksız, vicdansız, alçakça katliamı yapanları destekleyenlerin yüzlerine gördüğümüzün her yerde suçlarını aykırmak da tarihe karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı içinde barındıran Kudüs-ü Şerif'in diğer inançların mensuplarının da haklarını gözetecek şekilde mahrumiyetini korumak, onların mahremiyetini korumak manevi görevlerimiz arasındadır. Şundan emin olunuz ki biz Filistin meselesinde, Gazze'de yaşananlar konusunda gözükenden çok daha fazlasını yapıyoruz, yapmayı da sürdüreceğiz. Gazze'deki kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve tek başlarına bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Gençler, içimizdeki kimi gafiller bilmese de Gazze'li ve Filistinli kardeşlerimiz bunu çok iyi biliyor. Elbette üzerimize düşenleri yaparken ayaklarımızı yerden kesmiyoruz. Türkiye olarak geçtiğimiz 21 yılda hem kendimizin, hem dost ve kardeşlerimizin, hem de dünyadaki tüm mazlumların haklarını koruyacak inisiyatifler geliştirme konusunda çok önemli mesafe kat ettik. Siyasi, ekonomik, askeri olarak henüz sonuçlandıramadığımız çalışmalarımız şüphesiz var. Kimi alanlarda 3-5 yıllık, kimi alanlarda 5-10 yıllık vakit gerektiren projelerimizi tamamladığımızda Allah'ın izniyle Türkiye bambaşka bir seviyeye yükselecek. Terör örgütlerinin üzerimize salınmasında, darbe girişimlerine, ekonomik sabotajlardan siyasi çelmelere kadar yaşadığımız badirelerin gerisinde işte bu tablonun önünü kesme çabası var. Ama başaramayacaklar. Milletimiz 14, 18, 28 Mayıs seçimlerinde bir kez daha bu kararlılığını aykırdı. Millet her iki seçimde de kazanımlarına sahip çıkma noktasında çok güçlü bir irade gösterdi. Terör örgütlerinden medet umanlara, emperyalist güçlere selam çakarak iktidar hayali görenlere milletimiz sandıkta çok esaslı bir ders verdi. İşte ana muhalefetin dün kongresi vardı. Bay bay Kemal.
Kime bay bay dedi? Edirne'deki terörist başı Demirtaş'a bay bay dedi. Kavala'ya bay bay dedi. Peki kongreyi kazanan zat o kime selam verdi? O da aynen Selahattin Demirtaş'a selam verdi. Kavala'ya selam verdi. Al birini, vur diğerine. Bunların birbirinden farkı var mı? Yok. Bunlar terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdüler. Zannettiler ki terör örgütlerini yanımıza alırsak biz bu ülkede seçim kazanırız. 12-13 seçim kaybettin. Hep onlarla beraberdin. Kazanan sen de onlarla beraberdin. Şimdi önümüzde yerel seçimler var. Bu yerel seçimlere Rize olarak ilçelerimizle beraber hazır mıyız? Ana kademe kapı kapı dolaşıyor muyuz? Kadın kolları kapı kapı dolaşıyor muyuz? Gençler kapı kapı dolaşıyor muyuz? Ben 31 Mart'ta inşallah Rize'den tüm ilçeleriyle beraber çok güçlü bir ses bekliyorum. Şimdi Rize'de Rize Havalimanı'nı bizler yaptık mı? Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni yaptık mı? Biraz sonra da oradayım. Genel kurul yapacağız. Hastanemizi yaptık. Şimdi de inşallah şehir hastanemizin ihalesini yapıyoruz. Ve böylece Rizeli şehir hastanesinde bütün sorunlarını ne yapacak? Çözmüş olacak. Okullarımız Fen Lisesi'nden Anadolu Lisesi'ne, İmam Hatiplere kadar hepsini artık burada görüyor mu? Burada eğitim öğretim ihtiyacını karşılıyor mu? Daha idealine, daha iyisine. Değerli kardeşlerim, bugüne kadar biz hep eserlerimiz ve hizmetlerimizle karşınıza çıktık. Hükümetlerimiz döneminde Rize'ye getirdiğimiz yatırımların şahidi bizatihi sizlersiniz. Şimdi Dere Pazarı'nda lojistik merkezini ne yapıyoruz? İnşa ediyoruz. Lojistik merkezimiz bittiği zaman Rize bütün ihtiyaçların yurt içinden yurt dışına, yurt dışından yurt içine bunların karşılanmasını da orada ne yapacak? Sağlayacak. Geçtiğimiz 21 yılda Rize'ye yaptığımız yatırımların tutarı ne biliyor musunuz? 66 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptı. Laf değil, hizmet. Bu ana muhalefetin yavrularının burada herhangi bir hizmeti var mı? Öyleyse bunlara gereken dersi benim hemşehrilerim inşallah sandıkta en güzel şekliyle verecektir. Eğitimde 2000'den fazla yeni derslik inşa ettik. Üniversitemizi kurduk. Yaklaşık 6000 kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 110 adet spor tesisi kazandırdık. Bütün öğretim üyelerine lojmanlarını Salarha Deresi'nin boyunda onları da yaptık mı? Yaptık. Sağlıkta 911 yataklı 11 hastane dahil 29 sağlık tesisini tamamlayıp hizmete sunduk. Şehir hastanemiz ile Güneysu ve Çayeli devlet hastanelerimizin ihale süreci şu anda devam ediyor. Çevre ve Şehircilik'te Tokyeli ile Rize'de toplam 3742 konutu tamamlayıp
hak sahiplerine teslim ettik. 1157 konutun yapımına devam ediyoruz. Güneysu Millet Bahçemizi tamamladık. İyidere Millet Bahçesi'nin yapımı, Rize, Çayeli ve Pazar Millet Bahçelerinin projelendirme çalışmaları sürüyor. Kardeşlerim, ulaştırmada 20 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu toplamda, dikkat edin, 191 kilometreye çıkardık. Ovit Tüneli'ni, İyidere İkizdere yolu ve Hurmalık tünellerini, Salara Tüneli'ni tamamlayıp trafiğe açtık. Denizin üzerine inşa ettiğimiz yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli Rize Artvin Havalimanımızı şehrimize kazandırdık. Şu anda yolcu kapasitesi gayet iyi ve yıl sonuna kadar 1 milyon yolcu kapasitesine havalimanımız ulaşacak. Karadeniz'in lojistik üstü İyidere Lojistik Limanımızın yapımı sürüyor. İnşallah 2 yıla kalmadan onu da bitireceğiz. Tarım ve ormanda Rize'ye 3 içme suyu tesisi, 78 taşkın koruma tesisi ve 17 hidroelektrik santral olmak üzere toplam 98 tesis inşa ettik. Çiftçilerimize 9 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide şehrimize yeni bir organize sanayi bölgesi ve bir de teknokent kurduk. Enerjide Rize'ye, Güneysu'ya, Ardeşen'e, Çayeli'ne, Fındıklı'ya, Pazar'a, Kalkandere'ye, Dere Pazarı'na, İyidere'ye, Kendirli'ye ve Salahra'ya doğalgaz arzını sağladık. Yıl sonuna kadar İkizdere'ye, seneye de Muradiye'ye doğalgaz arzı sağlamayı planlıyoruz. Tabii bunlarla kalmıyoruz. Bugünkü toplu açılış törenimizde tamamlanan yatırımları hizmete veriyoruz. Eğitimde 3 anaokulu, 1 İmam Hatip Ortaokulu, üniversitemizin çeşitli yatırımlarının resmi açılışını inşallah buradan yapıyoruz. Rize merkezindeki Çarşı Mahallesi'nde yapılan kentsel dönüşümle 404 ofis ve 133 iş yeri altyapısı ve çevre düzenlemesiyle tamamlandı. Şöyle bakıyorum, hamdolsun şu güzelliği görünce Rize bambaşka oldu diyebiliyorum. Salara'da 465 konut ve 12 dükkan. Fener Mahallesi'nde 22 hakim ve savcı konutu. Ayder'de, inşallah yarın Ayder'e çıkacağım, Ayder'deki gelişmeleri yerinde göreceğim. Yenileme ve koruma projesi kapsamındaki termal tesis ve konaklama birimleri çevre düzenlemesiyle onlar da bitirildi. Toplam 36,7 kilometre uzunluğundaki Ayder yolunun ihalesi geçtiğimiz günlerde yapıldı. İnşallah bu projeyi en kısa sürede hayata geçiriyoruz. İhale bedeli 3,5 milyar lira olan bu önemli yatırımın temel atmasını biraz sonra canlı bağlantıyla gerçekleştireceğiz. Ayrıca bugün Rize Pehlivan Taşı Kalkandere yolunun 3 kilometrelik kesiminin resmi açılışını yapıyoruz. Müyesser Kart Huzurevi, Diyanet İşleri Başkanlığımızın çeşitli cami ve Kur'an kursu inşaatları, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın güreş salonu ve kamp eğitim merkezi, 16 semt sahası, Çayeli Spor Salonu tamamlandı. Bu yatırımların resmi açılışını da buradan icra ediyoruz. Devlet su işlerimiz, çeşitli ilçelerimizde dere ıslahları, çevre düzenlemeleri inşa etti. Çay işletmeleri genel müdürlüğümüz Çamlıhemşin ve İkizdere'de çay fabrikaları kurdu.
İller Bankamız Tabiat Parkı, içme suyu, yol yapımı ve bakımı gibi çeşitli altyapı ve üst yapı projeleri gerçekleştirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz, İkizdere, Güneysu, Ardeşen, Çamlıhemşin ilçelerimizde pek çok çalışmayı bitirdi. Tüm bu yatırımları da resmen buradan hizmete alıyoruz. Rize, Güneysu, Ardeşen, Hemşin, Tunca belediyelerimizin yatırımlarıyla birlikte toplamda 2 milyar 886 milyon liralık bir yatırımı bugün Rize'mize kazandırıyoruz. Resmi açılışını yaptığımız eser ve hizmetlerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların Rize'mize kazandırılmasında emeği geçen kurumlarımızı, belediyelerimizi, yüklenicileri, mühendisinden işçisine, herkesi tebrik ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Tüm eserler Rize'mize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, değerli konuklar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Müyesser Kart Huzur Evi, Isırlık Tabiat Parkı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Bakanlarımızı, Sayın Genel Başkan Vekilimizi, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, Sayın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekilimiz İsmail Kahraman'ı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Rize Valimizi, Sayın Rize Belediye Başkanımızı, Sayın Cumhur İttifakı Rize İl Başkanlarımızı ve Sayın TOKİ Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncelikle telekonferans yöntemiyle Ardeşen, Çamlıhemşin, Ayder yoluna temel atma törenine bağlanacaktır. Karşımızda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Enver İskurt, Karayolları Genel Müdürü Sayın Ahmet Gülşen, Ardeşen Kaymakamı Sayın Ferhat Altay ve Ardeşen Belediye Başkanı Sayın Avni Kahya bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. İki tane yeter. Şimdi iki tane arkadaşınız burada yeter. Çok yoruldum biliyorum. Hazır mıyız? Enver Bey bizleri duyuyor musun? Ardeşen, Çamlıhemşin, Ayder yolu temel atma törenine hazır mıyız? Ömer Bey hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazırız efendim. Peki. Butonlar önünüzde. Rize merkezden size sinyali veriyoruz. Hep beraber butonlara basıyoruz ve temeli de atıyoruz. Ya Allah! Bismillah. Bismillah. Evet.
Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Evet, makineleri görüyorsunuz. Evet, şimdi Rize merkezden diğer adımı atıyoruz. Hazır mıyız? Kurdeleyi keseceksiniz. Evet. Ve kurdeleyi keserken makaslar da bugünün hatırasına kurdeleyi kesenlerde kalacak. Tamam? Ya Allah! Burada bir dur. Niye bu kadar acele ettin? Evet. Kordeleyi kestik. Makaslar bizde kaldı. Ve tüm eserlerimiz Rize'mize, hemşehrilerime hayırlı olsun diyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Tamam. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü Müyesser Kartuzur Evi, Isırlık Tabiat Parkı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışını kurdele kesmek suretiyle ve yine Ardeşen Çamlı Hemşire Haydar yolu temel atmasını da canlı bağlantı üzerinden butona basmak suretiyle gerçekleştirmiş ve siz aziz milletimizin, Rizeli hemşehrilerimizin hizmetine sunmuştur. Bu hizmetlerin ülkemize, milletimize, şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. İşte her zaman ve her yerde milletine hizmet için gece gündüz durmadan, yorulmadan çalışan lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Şahidiz cesaretine, mücadelene, direnişine, gayretine, liderliğine, başkomutanlığına Sayın Cumhurbaşkanım. Şahidiz, gece gündüz durmadan milletin için çalışıyor olmana şahidiz. Teşekkürler Cumhurbaşkanım. Saygıdeğer hemşehrilerim.